Selamünaleyküm. Aleykümselam. Niye kimse yok lan? Öyle ya. Dayı bir çay versene. Afiyet olsun baba dayı. Sağ ol. Dayı sen çıkabilirsin ya, ben gerisini hallederim. Uğurlar ola. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Eyvallah dayı. Hayırlı akşamlar. Dayı. Gazeteci çocuk. Getirdi bunu. Resimlerini unutmuşsun. Fotoğrafçı da. Kapmış getirmiş. Eyvallah. Oğlum baksana, bir eksik gedik vardır filan. Ne eksik lan? Ne bileyim, vardır bir şey. Oğlum kafam mı yalan? Vesikalık işte, ne eksik olacak? Bak. Bu eksik kaba değil. Cevriye'nin fotoğrafının sende ne işi var Akif? Hesap mı soruyorsun? Yok, hesap sormuyorum. Soru soruyorum. Önce buna cevap ver, sonra hesaplaşırız. Sana ne? Akif, Cevriye'nin resmi niye sende, onu diyorum. Sen mi açtın o zarfı? Açıktı. Şimdi niye kapalı, ha? Oğlum işin gücün yok mu lan senin? Otur masanı temizlesen. Hayali o resmi görürse ne olacak Akif, he? La geçen gün gördüm sizi evin orada. Hayali askerdeyken gören de olmuş. Lan oğlum bir şey varsa açık açık söyle. Oğlum sen kimsin lan bana posta koyuyorsun, he? Bana bak. Bunun hesabını bana bir tek yukarıda Allah sorar. Sen soramazsın Fikret. Yok, bu dünyada soran da olur. Yok öyle. Cevriye'yle bir alt ettin mi etmedin mi, bunu söyle. Ettim ulan, ettim. Bir daha olsun, bir daha ederim. Var mı diyeceğin? La bu kız bizim bacımız değil mi lan? He? Değil, bacım falan değil. Dünyada da ahirette de bu böyle Fiko. Ne diyeceksen de lafı uzatma. Hayali duyunca ne diyecek peki Akif? Kimden duyacak? Git söyle istiyorsan. Söylersen ben ölürüm. Ama sen de ölürsün. İkimizden önce de hayali ölür. Al. Bu çayın parası. At teper it kapar. Ben kimsenin elinden kimseyi kapmadım. Sen de üstüme gelme, tepelerim vallahi. Ayrıca bana öyle boş evliyalık yapma. Kakamadığından oturuyorsun. Ya kız mı yok bu dünyada? Onu bana bir tek Hayali Ömer sorar. Ben de ona anlatırım. Sen soramazsın Fikret. Sana düşen ziftin pekidir. Duydun mu? Ya yürü git, racon kesme bana. Yüzüne bakmam bir daha senin. İyi. Leblebi tozu üfleyelim de uçsun.
rahatsız etme. Osap! Osap kardeşim! Oğlum nasılsın? İyiyim. Benim de gözlük gitti. Allah'ın adamı ya, kurtuldum demiyor da. Al. Burada işte oğlum gözlüğü. Vallahi mi? Oh. Oh, iyiymiş. İyiymiş. Kardeşim. Yürü hadi yürü. Açsın değil mi? Sana şimdi pastırma alıp yumurta yapacağım. Aslanım benim ya. Anne! Annen öldü öldü dirildi. Şükrü abi! Gittin İstanbul'a. İşi ararım bulurum diyorsun ama ya bulamazsan? O zaman nasıl olacak oğluma? Para var anne. İdare edeceğiz. Zaten İstanbul'a gidince ben iş bakacağım. Hesapladım. 2 ay idare ederim. İyi de İstanbul çok pahalıymış be. Öyle de anne. Üstesinden geleceğiz artık. Öyleydi böyleydi, taşınıyoruz bu mahalleden. İnsan akşam olunca, uyumaya, yatağa varınca bir düşünür. Hesap eder. Ne yaptım, ne yapmadım diye. Ondan sonra uyur. Geriye dönüş yok çünkü. Yeni gün doğar. Geçmiş günle hesabını tamamlamazsan hiç iyi olmaz Cevriye. Ne ima ediyorsun anne? Açık açık söyle. Buradan taşınıyoruz. Aklın burada kalmasın. Öyleydi, böyleydi. Bu defteri kapatmalısın. İlla bitecek bir şeyler. Ama bir şeyler de bitmeyecek anne. Neyin biteceğini, bitmeyeceğini ben biliyorum çok şükür. Şunları babam dese anlarım da bunları sen diyorsun be anne. Abi. Ne oldu ya? Sana soruyorum. Hiç uyumadın mı sen? Ay kötü bir şey olmuş. Firdevs mi? Yok, değil. Ay söylesene be. Bir dur Feride ya. Ömer'le mi kavga ettin? Akif abiyle mi yoksa? Ya ettim ya. Kim haklı? Haklı haksız aramıyoruz. Öyle bir şey değil bu. Bak Feride bir şey soracağım. Ama aramızda kalacak tamam mı? Böyle anlatılır şey değil bu. Göğsümün şişi inmedi. Ay tamam ne diyeceksen de. Kime ne söyleyeyim ben? Ben anlamam ona göre. Bu Cevri'nin... Ömer askerdeyken bir konuştuğu var mıydı? Yo, yani ne bileyim. Akif abi mi? Ya bilmiyorum. E kavga ettim diyorsun. Ömer'e söyleyecek misin? Kimseye bir şey söyleyemem. Bu işin sonu çok kötüye varır. O vebali taşıyamam ben. Ya olur mu öyle şey? Ömer'e söylemen lazım. Ya bir sus Feride ya. Kan çıkar o işten diyorum sana. Aklın vermediği işe akıl verme. Ömer bunu bilsin. Hadi ye yavrum ye. Ye canım hadi ye kuzum. Oh yarası. Kimlerdir nedir yani yolda görsem bilmem diyorsun öyle mi? Mutlu abi. Sesini duysam bilirim de kimdiler kimlerdiler bilmiyorum. Ne yaptılar? Hep karanlıkta mı kaldı nasıl? Ben sizi öldürdüler sandımdan. Beni de alacaklar diye bekledim durdum. Sonra sabah çıkarınca ah dedim şimdi vuracaklar beni de. Onu buraya getirdiler. Osep uykun var mı? Ya yazık çocuğa uykusu vardır. Yok yok ya. İyiyim. Hep karanlıkta kalınca... insan ışığı da özlüyor. Gözümü kapatmayayım şimdi uyumayayım. Osep ne yersin ne içersin? Söyle oğlum. Yumurta yeter ya. İyiyim. Hadi ye yavrum. Hadi bak çayını da soğutma. Hadi çayından da içmiyordum. Hadi.
arkası sen hiç mi uyumadın? Ruh gibisin, gözlerinin altını karartmışsın. Yok yenge, yani uyudum da az uyudum. Kızım, bak dert saklayana kalır sana diyeyim. Dert dediğin de okkalıdır. Bir gece, iki gece sonra oturur kalır ona göre. Hep bildiğin şeyler işte yenge. İyi kız, iyi. Yürü. Günaydın. 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 Seride nasılsın gülüm? İyiyim ablacığım. Ay daktilo kız olacağım ya, onun hararetiyle işte. Ay, hadi hayırlısı. Akşama görüşürüz yenge. Görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Cevriye nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ya, aman ay işte. Ya Feride, içimde bir sıkıntı var, hala geçmedi. Geçer, geçer. İnsan yalan söylemezse, doğru bildiği yoldan şaşmazsa her şey geçer Cevriye. Kız doğru düzgün kızsın işte. Faik Hanım. Faik Hanım. Faik Hanım. Kötü bir şey olmuş burada. O edepsiz adam mı geldi yoksa yine? Ne oldu, ne olur söyleyin kuzum hadi. Hasan geldi. Verdiler senetleri. Hayriye. Bebeğimi aldırdılar zorla. Şart koştular. Olsun Faik Hanım. Bir daha olur. Allah'ın izniyle hayırlı babası olur. Hem bu mesele olmasa o münafık, imansız adamın asıl yüzünü göremeyecektiniz. Üzülmeyin artık, bitti gitti. Gider artık. Hangi kör vadinin kör kuyusuna gidecekse. Bebeğin suçu neydi Hayriye? Sizin suçunuz neydi Faik Hanım? Aa ya. Benim suçum var. Ben bile bile o adamı... Yok, öyle söylemeyin. Kimseye bir şey demeyin. Bana da demeyin. Hayat işte. Ölmek bayılmaya benzemez. Şartlar öyleymiş, öyle olmuş. Anlatmayın artık. Kimi bal yer, kimine arı sokar. Aman siz arıyı da balı da salın gitsin. Hadi ben size bir eski tepe şurubu kaynatayım ha. Abi bu anlattıklarımız aramızda kalacak. Tamam oğlum. Aramızda kalacak söz. Ne oldu sarı? Gönül ferman dinlemiyor ha? Yok be abi. Keşke öyle olsa. Hoş bu da gönül işi ya. Tamam oğlum. Anlat, kulağım sende. Abi bu kabadayıyla Cevriye'nin arasında bir şey olmuş. Yok oğlum öyle bir şey. Kaçtır gelip söylüyorsun. Olmuş abi. Olmuş. Bu işin kaçarı yok. Akif yapmış. Hadi o yapmış. Bana sorarsan Cevriye de yapmış. Hayaliye yazık be. Nasıl anlatsam, nasıl söylesem çıkamadım. Aman ha. Öyle her bildiğin her yerde söylenmez oğlum. Vebali büyük bu işlerin. Diyemem zaten. Akif'le konuştum. Bu saatten sonra bitti gitti gali. O adam elinde kör eşek su içmez ya. Kabadayı Akif diye biri yok benim için bundan sonra. Yapma oğlum. Yapma Allah aşkına böyle şeyler ya. Siz ikiniz kardeşsiniz. Bir gönül işi yaşanmış bitmiş işte, ne yapalım? Olmaz abi böyle şey. Söyle sen, sen olsan yapar mısın yani? Sarı. Gözlerime bir bak oğlum. Bundan yıllar önce ben de böyle bir şey yaşadım. O ihanetin acısını yıllarca içimde taşıdım hep. Doğradığım ekmek kaşığıma geldi. Doğru yanlış, eksik fazla ne bileyim, yaşadım işte bir şeyler. Abi sen ne yaşadın, ne yaptın bilmem. Arkadaşının sevdiğine göz koyduysan sen de alçaksın. Ben yaparsam ben alçağım. Akif yaptıysa, Cevriye yaptıysa
Yapmışlar. Onlar da alçak. Sen adam mısın İshak? Nasıl bakacaksın Süleyman'ın yüzüne? Sevdim diyorum Şükrü. Dürüst mü oldun şimdi? Sevdim deyince suçun düşüyor mu? Nasıl seversin? Hangi akla seversin sen? Sevdim işte. Sevdim. İnsan acıkır. İnsan susar. İnsan görmez, duymaz olur. Ama insan haysiyetsiz yaşamaz İshak. Çıkma karşıma. Yaşatmam seni. Benim İshak adım da, arkadaşım da, kardeşim de yoktur artık. Ya anlatmıyorsun ki bir şey. Cevriye, bak bir şey soracağım sana ama aramızda, tamam mı? Senin bu Akif abiyle aranda bir şey mi oldu ha? Ne diyorsun sen Feride? Nereden çıktı o? Ya Sabah abim öyle bir şey dedi ama. Nereden çıkarmış Fikret? Yok öyle bir şey. Ya ne bileyim, öyle sanıyor herhalde. Yani Ömer askerdeyken öyle bir şey olmuş galiba dedi ama. Akif mi demiş? Cevriye, bak bunların hepsi aramızda, tamam mı? Yani merakından soruyorum ben. Feride, Akif mi demiş? Ya bilmiyorum ki ben de. Hocam izin verirseniz çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsiniz. Cevriye, hayırdır ne oldu? Konuşmamız lazım Ömer. Hı, tamam. Ben tepeye gidiyorum, sen arkamdan gelirsin. Nasıl Sabiha? Uyuyorum dedim. Sen merak etme. Dönmeyecek misin? Dönmeyeceğim. Sabiha, tamam haklısın. Yani nereden baksan dökülüyorum. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Ne yaptıysam bizim için yaptım Sabiha.
Ya o kız bir tane güçlü adamın bir kızı. Ama sen benim hayalimsin. Sevdiğimsin Sabiha. Yok dedim. Ben senin hayalin değilim. Senin hayalinde güç var. Senin hayalinde para var. Ama ben yok. Parasız yaşanmıyor ama. Tamam Sabiha. Ayrılalım. Ama ne olursun bir düşün. Ya nasıl yaşayacaksın? Elindekiyle avucundakiyle nereye kadar idare edeceksin Sabiha? Ben yaşarım dedim. Biraz para bırakayım. Ne olur itiraz etme. Her ay gönderirim yine. İstemem. Arada gelip seni görebilir miyim? Gel. Cevriye. İçimde bir kasvet var Ömer. Hani kahve dibine çöker ya. Öyle bir kuyuluk. Hiç üzülme. Hani arkadaşım var demiştim ya İstanbul'da. Ona mektup yazdım. İki gün eline geçer. Gitmeden evvel de bir telgraf çekeriz olur biter. Kime söyledin kaçacağımızı Ömer? Bizim bebelere işte ne oldu ki? Konuştunuz mu? Adam akıllı konuşmadık öyle. Zaten her şey ortada. Ne dediler? Cevriye telaş etme. Bir şey demediler. Demediler bir şey. Of. Biliyorum. Bana kolay olmayacak ama sana zor olacak Cevriye. Evinden ayrılacaksın. Küsecekler, kızacaklar. Uzun bir müddet buralara dönemeyeceğiz. Anneni babanı göremeyeceksin. Hepsi zor, kahırlı işler. Bak ben buradayım. Dersen ki yapmayalım, başka bir yol arayalım. Gitmeyelim, kaçmayalım. Darılmam sana. Anlarım. Ben sana nasıl layık olacağım Ömer? Deme öyle Cevriye. Asıl ben sana nasıl layık olacağım? O kadar kirlendim ki. Ağlama. Ben de alırım ha. Ha? Of. Sahip ayırdığım bu. Aha kardeşim. Payına düşen budur. Bunu almam şart mıydı Akif? Ha? Madem ortaklık bitti, alacak verecek kalmasın kardeşim. Benim böyle bir derdim yok ki. Ne borcunuz varsaydım, ne alacağım var diye belirledim. Yok, olmaz öyle şey. Madem ki artık yan yana değiliz, kimsenin hakkı kimsede kalmasın diyor.
Madem öyle diyorsunuz. Eyvallah. Bak ya. Oğlum gönül koyma. Kardeşlikle bu işi ayrı tutalım diye sendin. Haklısın. Ne haber Fuku? İyi ya, ne olsun işte. Oğlum ne bu surat? Nereden böyle? Kaç işim vardı, onları hallettim. Ben bir ocağa geçeyim. Nesi var bunun? Yüzünü karartmış. Kız meselesi mi yoksa? Ne bileyim oğlum, vardır bir derdi işte. Benim abimle bir işim var kardeşim. Allah yolunu açık etsin, gönlüne göre versin. Eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi. Eyvallah Baylar. Eyvallah. Baylar bunların ne derdi var? Hiç bilmiyorum ki. Ne yapacaksın? Ayrıca niye bağırıyorsun? Ay bağırmıyorum anne. E bak şimdi bağırıyorsun. Bağırmıyorum anne. Bağırayım mı istiyorsun? Kızım neyin var senin? Ben yokum anne. Yokum ben sizin gözünüzde. Hiçbir değerim yok. Bıktım. Adama bak ya. Hemen duaya başladın. İki konuşsaydık ondan sonra derdin duanı ya. Nasıl? Baba. Nasılsın? Tanıdın mı Fikret'i? Bizim sarı olan. Çipil. Hani tüy bozuk olan ya. O işte. Merhaba Kemal amca. Baba biz bu bebelerle beraber iş yapıyorduk. Ortaktık. Ayrıldık. Ama öyle... Dargınlık, kırgınlık yok aramızda. Ama biz Cevriye'yle kaçıyoruz. Olmadı. Usulüyle istedik. Yok, babası vermedi. Bizi çayırda gezen çakaldan saydı. Haklı da. Ya ne haklısı? Yok be Kemal amca. Ya alıştık ötsöte ama vallahi billahi mazlumun parasını yemedik. Kimseye zulmetmedik yani. Ya oğlum sen kendi babanla konuşsana. Duyuyorsun değil mi? Allah. Nasıl gülüyorlar sana şimdi ya? Ya bu nasıl bir kıskançlık? İki çift laf edeyim dedim Kemal amca. Ya herkes dert çeker, bu oğlum var ya dünyayı çeker ha. Haklı vallahi baba. O kadar kirlendik ki benim çiviler gevşedi. Var o ya durgunlaşır oldum. Kendimden yaptıklarımdan utanır oldum. Arkadaşlarıma kızar oldum. Dedim ki çekil kenara. Üzme kimseyi. Sağlam dur işte. İşte öyle baba. Hadi gidelim lan. Gideceğim Kemal amca gene. Bu konuşturmadı bizi. Ya babanın yanına gel. Bırak oğlu. Ya sen beni bir bırak ya. Ne olacak böyle? Ha? Göğsün de ağrıyordur şimdi. Parasız pulsuz üç güne kokarsın sen. Bana bir şey olmaz. Cinle şeytan ziyaretime geldiler. Sen derdine yan. Oğlum hakikat diyorum. Arnavut Rıza'yı işe almaz seni gali. Alır alır da adamın kuyruğunu yukarıdan biri kıstırmış. Vıyık vıyık kıpraşıyormuş. Nasıl yukarıdan? Paran var mı? Ulan cüre yazdık saz geldi. Lafı yine paraya getirdin ya. Parayı el, dumanı yel alır. Gözün paran da oğlum. Parasını verirsen otelde eşek bile yatar bu devirde. Gözün düşsün kaygısız. Ulan sana para veriyorum. Gözün vermediğinde be. Bak işte sohbetin tadı geldi. Kimmiş ulan bu yukarıdaki? Bilmiyorum ama Arnavut korkuyormuş. Kimmiş dersen öğrenirim. Ama bu para az onu diyeyim. Allah tependen baktırsın kaygısız. Ulan seninle üç gün takılsak var ya, boğar atarım ben seni be. Ama sen de hep asıp kesiyorsun be kara bulut.
Ne oldu senin Gülle Bülbül? Unuttun mu kızı? Para ver anlatayım. Yo, paramda gözüm mü var ya? Hikaye çok bende. Vay! Hayali. Kardeşim. Nasılsın? İyi kardeşim, görünmüyorsun. İş güç be. Konya'daydım. Bildiğin amelilik işte. Yine o hesap İstanbul'a taşınıyor. Eşyaları falan topladım. Şunu okutamadım. Ölmüş eşek parası veriyorlar. Kıyamadım. Vay be. Hepten mi gidiyorsun? Ne yapayım abi? Limanda iş çok. Düzenli iş. Parası güzel. Oraya gideyim diyor. Limanda çok iş var mı hakikaten? Hep öyle diyorlar da. Var var. Hep vardı da. Ben göç etmeyeyim şu İstanbul'a diyordum. Ama şimdi gördüğün gibi kırdım kemiği diyorum. İbo be. Gel şu radyoyu bana satsan. Anama götüreyim şunu ben ha. Ha? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Akşam pazarı kaç para vereceğim bakayım radyoya? Anne. Aa. Ömer, bu nereden çıktı? Anlatacağım, anlatacağım. Hey, hangi parayla oğlum? Ha? Ah. Otur şöyle otur, anlatacağım. Anne, biz Fikret'le Akif'le ortak iş yapıyorduk ya. Ben ayrıldım. Kazandığım paradan pay verdiler. Radyoyu da parayla aldık. E niye ayrıldınız yavrum? Kavga mı ettiniz yoksa? Yok canım. Onlar bir işler yapıyorlardı. Ben o işleri yapmayayım istiyordum. Sen ne iş yapacaksın? Anne, biz iki güne kaçıyoruz Cevreli'ye, İstanbul'a. Ortalık bir durulsun. Ondan sonra bakacağım bu iş meselesine. O kadar yakın ha? Neyle geçineceksiniz oğlum? Şu radyoya ne lüzum vardı? Ya anne, alayım istiyordum, aldım işte. Hem para var, sen merak etme. İdare ederiz. Olmadı geçici bir iş bulurum. Limanda iş bulursun dedi arkadaşım mesela. Ben ne yapacağım oğlum? Bir tane oğlum var. O da İstanbul'larda. Ya işler bir düzene girsin. Olmadı seni de alırım yanıma. Bakalım Cevriye beni isteyecek. İster. Niye istemesin anne? Bak şimdi zaten daralıyorum. Bunu mu düşüneyim ben şimdi anne? Olur mu hiç öyle şey? Bir başına bırakır mıyım ben seni? Tamam anne işte ya. Kuralım mı şu radyoyu? Ha? Kuralım hadi. Hadi. İçeri mi, buraya mı? Oraya, oraya. Aa, sen burada mıydın? Bileydim erken gelirdim ya. Geç oldu. Sen ne zaman erken geldin ki abi? Bir dur Feride. Ya Firdevs, bir 5 dakika konuşabilir miyiz ne olur? Diyeceklerim var. Öyle mi? Vallahi öyle. Geçen gün de öyle ayaküstü konuştuk. Yani haklısın, ne desen haklısın. Affet beni. Yok. Yani kızdım da artık o kadar kızmıyorum. Ya, seni şöyle bir yarın lokantaya mı götürsem diyorum. Nasıl? Basbaya, işte Yenişehirlerin gittiği lokantaya. En şahanesine. Ben hiç gitmedim. Ben de gitmedim. Hoş, sen çok daha iyilerine layıksın da. Olur, gideriz. Tamam. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mıydın? Aferin Fikret Tepeli. Hadi geçmiş olsun hadi. Pek de uğraşır abisiyle, çok da sever. Canım benim ya. Hayırdır, nereye Payidar? İşe gidiyorum dayı. Necip'in taksiye çıkıyorum ya. Hayda. Şimdi bir de bu çıktı başımıza.
Yani bir günlük bir iş değil, öyle mi? Sen de bir karar ver artık dayı. Yani sağa sola bulaşma diyorsun, taksiye çıkıyorsun. Ona da edecek laf buluyorsun ha. Demedi deme ha. Tamam oğlum, ben de bir şey demiyorum. Paraya mı ihtiyacın var, bir sıkıntın mı var diye soruyorum. Yok dayı, öyle değil yani. Vakit geçiriyorum işte, bildiğim iş değil. Geceyi görüyorum, o işte. Haydar. Yine de dikkatli ol oğlum. Gece vakti hırsızı var, uğursuzu var, Allah korusun. Merak etme dayı. Ankara sağlam şehir. Öyle alengirli işler olmaz. Hadi eyvallah. Güle güle. Yarın satış sözleşmesini yaptık mı, bu iş bitiyor. Yani bu evde sayılı günümüz kaldı. Nihayet Bebediye, nihayet. Çok şükür, çok şükür. Emlakçı da kafa dengi çıktı ha. Başkası gelse vermeyeceği paraya veriyor bize. O da demokratları sevmiyormuş. Oradan bir lafa girdik, öyle gitti. Kanı uçtu galiba. Hayırlısı olsun Fehmi. Bitti bu iş Bediye, bitti. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Gel oğlum, gel. Selamünaleyküm aga. Aleyküm selam, gel otur. Gözümüz aydın. Osep kardeşimiz kurtulmuş çok şükür. Ha, sağ ol, sağ ol. Hayırdır? Bu saatte? Sen boşa kurtulanmazsın. De bakalım. Aga, benim için rahat etmedi. Ne oldu? Bir şeyler duydum. Boş laf değildir diye dolandım. Arnavut arkamızdan dümen çeviriyor. Kokutmuş. Bu Hasan Yüce işi de başımıza bela açacak. Olmaz değil. Gerçi geldi elimizi öptü. Bu Hasan Yüce adamı korkutur, kızartır. Evirip çevirip bu denyoyu hamura çevirmiştir. Evet, bu Arnavut meselesi benim de kafamı kurcalıyordu. Arnavut'u iyi tanırım. Avucuma koysam ne yöne gideceğini bilirim. Şuna bir mektup yazalım. Bakalım okuması nasılmış. Kıvırıyor mu, kıvırmıyor mu? Taksi boş mu birader? Ah, araba bozuk be abi. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sürat sever misin? Severim. Erkekler hep açlar. Bazen diyorum ki niye buradayım? Bu erkekler içince yumuşuyor. Bazısı soruyor bunu. Para için diyorum. Bakma sen, yalan. Yaşıyorum işte. Sen niye taksicisin Paydar? Yok ya, taksici değilim ben. Yani öylesine. İki gündür takılıyorum işte direksiyona. Ne iş yapıyorsun peki? Katilim ben. Kötü adam öldürüyorum. Ümidin var mı bari? Biter mi bu kötü adamlar? Hı? Ümitsiz yaşanmıyor. Hayat biter, ümit bitmez. Hı? Sen kötü adam mısın? Hı. Adam öldüren herkes kötüdür ya. Kötüyüm ben. Ben niye korkmuyorum senden? Sürat seviyorum. Ondandır. Thank you.
bıçak yok mu Güllü abla? Var var. Hele bir gir içeri bak ne oluyor. Yok gelmem. Para hazır mı Narin Hanım? Senedi verin. Herkese yapmam bu iyiliği ha. Almadan vermek Allah'a mahsus. Parayı görelim. Senet tamam Hayri'ye. Al. Hadi Naş. Amcana da selam söyle. Hayırlı işler, bol kazançlar. Pislik. Tamam Hayri. Geçmiş olsun. Sağ ol Hayri. Noter Bey, zarar ziyan büyük mü? Sormayın. Efendim, noter beyin asıl yeri anafartalarda. Su basmış. Kazan delinince batmış yer yer. Burada geçiciler. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Şuraya imzalar mısınız? Tabii, tabii. Tapu ne zaman çıkar acaba? 3 gün diyorlar ama 1 haftayı bulur. Hmm. Bu sözleşme olmadan artık hiçbir işlem yapmıyorlar. Yeni çıktı bu. Gerçi noter beyin işine geldi ama... Cephenin yeni adetleri bunlar. Efendim, işte ezanla geldiler, daha durmaz bunlar. Ankara'nın devri biter artık, İstanbul'u cilalarlar. O öyle kolay değil de, insan ürküyor. Ürkmüyor değil tabii. Ürkülmez mi Fehmi Bey? Bakın şu işi para için yapıyoruz. Daire alıyorum, satıyorum. Yalan yok. Size yemin ediyorum, buraya birileri geliyor. İki konuşuyorum. Baktım adam Demokrat Parti'den. Satmıyorum efendim. Sizi temin ederim satmıyorum. Efendim geldiler işte. Hükümet oldular. Olsun efendim. Ben satmam. Şimdi size gönül rahatlığıyla satıyorum. İçim rahat. Sağ ol, sağ ol. Buyurun şu imzalar mısınız? Tabii. İş paraya kalsın artık. Çok şükür. Malum. Para büyük olunca insan bir aksilik olmadan bir an önce hallolsun istiyor değil mi? Hiçbir aksilik olmayacak. Sizi güzellikle, suhuletle ev sahibi yapacağız. Sağ olun. Sağ olun. Getirin yavaş. Koyun şöyle şunu. Şuraya koyun. Buyurun beyefendi. Yeniden mi bakmıştınız? Bu eşyalar ne böyle? Siz kimsiniz beyefendi? Ne işiniz var bu evde? Asıl siz kimsiniz beyefendi? Ne bu sorgu sual? Siz kimin evine eşya taşıyorsunuz efendi? Burası benim evim. Bir yanlışlık var herhalde. Ne yanlışlığı efendi? Kaç yıldır bu evde oturuyoruz. Haberin var mı senin? Nasıl olur? Daha geçen geldik baktık. Boştu ev. Sözleşmem var benim. Buyurun. Alın görün. Kiminmiş ev? Geçmiş olsun beyefendi. Dolandırmışlar sizi. Sahte bu sözleşme. Karabük'ten yeni döndük. Eve boya badana tadilat yaptırıyorduk. Ondan boştu bu ev. Tapusu bende bu evin. Ne sözleşmesi ya? Çık sor komşulara. Beyefendi iyi misiniz?
Oo, gel buyur. Şükrü Aga'dan haber getirdim Rıza Bey. Buyur, dinliyorum. Biliyorsun başımızda bir iş vardı. Eksilmiyor, bitmiyordu. Şükrü Aga artık Hasan Yüce defterine düreceğiz dedi. Sen de hazır ol. Yarın evi yakmaya gideceğiz. Et kokacak. Tamam. Hayırlı haber. Şükrü Aga'ya selamımızı söyle. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaparız. Yarın evin önünde olacağız. Her gün geliriz Firdevs. Kız pahalıdır ama burası. 3 kuruş 10 para işte ya. Para neymiş? Gönlümüz şen olsun. Bak benim kafam bozuktu. Ne yediğimden bir şey anladım, ne içtiğimden. Bana mı kızdın? Yok ya, sana ne kızacağım? Sen bana kızdın, sen haklıydın. Benimkisi başka. Bak sen karşındasın, gözüm gönlüm açılıyor. İştahım açıldı be. Garson. Buyurun efendim, nazı derdik. Sen bilirsin. Sen mutfağı bilirsin değil mi? Spesiyeliniz var efendim. Badem çorbası ve mutancanı tavsiye edebilirim. Bu mutancana dediğin patlıcanlı bir şey mi? Cana can mı katıyor? Göğüsli kuzu efendim, arpacık soğan, kayısı, bal ve badem efendim. Yok. Sen bize güveçte kuzu eti getir, meyveler falan olmasın. Değil mi Firdevs? Olur. Tamam. Bir de ortaya böyle mevsim salata. Tatlı olarak çelikli krep efendim. Olur. Bir bildiğim tayın pekmez helva zaten. Değişik bir şeydir. Baksana kapıya. Açıyorum abla. Hoş geldin Fehmi abi. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin Fehmi. Ne oldu abi, hayırdır? Halloldu mu tapu mevzuyu? Fehmi? Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Kızım bir su versene. Vereyim abi. Oh. Fehmi Allah aşkına delirtme beni, bir şey mi oldu? Olan şu Bedia. Dolandırıldık. Nasıl dolandırıldık Fehmi? Sözleşme mi yapmadınız? Yok, parayı verdim, satış sözleşmesini aldım işte. Burada. İş bununla bitse. Sözleşmeyi aldım ya. İçim kıpırdandı. Dedim gidip bir evimizi göreyim. Ha? Eve girdim. Bir de ne göreyim? Bize sattıkları evde asıl ev sahibi var. Ne diyorsun Fehmi? Ah, vay başımıza gelene. Tüh tüh tüh. Evi tadilatıp Adana boya ıvır zıvır için boşaltmışlar, sonra dönmüşler. O arada da bize satmışlar işte. Ben girdiğimde adamlar eşya taşıyordu. Notere koştum. Noter moter yok. Boş dükkan çıktı. Gözümün içine baka baka kandırdılar adamlar. Film çevirir gibi evirip çevirdiler beni. Polise gittin mi? Oradan geliyorum. De, giden gitti. Ay, ay. Boyu devrilesiciler. Abla gitti, o kadar para. Geçmiş olsun abi. Ne yapalım? Vardır bunda da bir hikmet. Sen de ne olur üzme kendini. Ama ben demiştim gitmesinler diye. Yaşasın. Sus lan sen. Sıpa. Fehmi, olan olmuş ya. Ne yapalım? Sen kahırlanma. Değil mi? Kız, yengem sen burada ne yapıyorsun ya? Hiçbir şeyden haberin yok değil mi senin?
Fehmi abinin başına neler gelmiş. Ne hadiseler, ne hadiseler. Ne olmuş yenge? Babanı dolandırmışlar kızım. Aa, aa, ne diyorsun? Ya, aa, kalk. Hiç, hiç. Abla artık dayanamıyorum. Kimseye anlatamıyorum. Ölecek gibiyim. Bitti dediğim her şey peşi sıra sökün etti. Herkese yalan söyler oldu. Neyi yapamadın Akif? Sevin artık. Git odana kıkırda. Kıs kıs gül. İstediğin oldu. Kaldık işte mahallede. Ha kızım, güzel değil mi bu vaziyet? Fehmi kızım, ne suçu var ya? Sen karışma Bediye. Ben biliyorum malımı. Yüzüne bakınca görüyorum işte. Hoşuna gitti. Söylesene kızım, hoşuna gitmedi mi? Hoşuma gitmedi baba. Taşınsaydık daha güzel olurdu. Sen bana bakıyorsun ama beni görmüyorsun sen baba. Sen malını bilmiyorsun işte. Ne oldu kız? Ne oldu ayol? Bu mevsimde çilek nasıl oluyor ki Fikret? Ne bileyim Firdevs. Güzel ama. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Nasılsın Firdevs? Tuncer abi. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Nasıl annem baban? İyiler. Arkadaş kim? Nişanlın mı? Evet abi. Fikret. Memnun oldum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kim bu kokmuş Firdevs? Gıcığın teki. Nasıl ya? Fikret, hani bir oğlan vardı ya, benim kapıma gelmişti. Sana silah çektiydi hani, Özcan. İşte bu onun abisi. Ananı babanı nereden tanıyor peki? Tanımıyor. Ben şikayet ettiydim, oradan biliyor. Laf çarptı yani. Yeni bir arkadaş buldun diye, öyle mi? Ya deme öyle. Ya bırak Firdevs. Neydi bu oğlanın adı? Tuncer. Ama bunu Akbulut diyorlar. Akbulut mu? Hı. Fikret, gözünü seveyim, kavga çıkmasın ha. Annen uyanmaz mı? Uyanmaz Cevriye. Düşünme şunu. Ne oldu? Anlat. Babama ev satıyoruz diye dolandırmışlar. Ev işi yaptı yani. Ha. Böyle olunca belki kaçmamıza bile gerek kalmaz. Ne bileyim. İkimiz el ele tutalım. Çıkalım babanla konuşalım Cevriye. Bilmiyorum ya. Yok Ömer. Olmaz artık. Tatlı dille olacak iş değil bu. Sen olmasan ne yaparım ben? Senin kokunu bilmeden. Kollarım beni sarmadan. Hiç bırakma beni Ömer. Ne olur. Bırakmam Cevri. Acele et Musa. Çıktılar. Fikret, ben bir saçıma bakayım, elimi yüzümü yıkayayım. İyi, tamam. Bana bak iblis.
Ben senin kim olduğunu biliyorum. Ne? Sinemaya mı gidelim diyeceğim? Yok. İmamın kayığına yatıracağım seni diyorum. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Kısrak mı sıcakladı seni? Doğru konuş lan. Bana bak sarı oğlan. Sen gelirken ben düğün dernek bozuyordum. İleri geri konuşup kafamı bozma. Masama gelen sensin. Sıkısını yememişsin, yersin. O kızdan uzak duracaksın lan. Yakın durduğum da oldu yavrum. Zil sesini omuzu oynar onun. Fıkır diyor, kıvırtıyor, göz süzüyor. Köpeğin diyorsun. Bile hep dışarıdadır ya. Senin dilin dışarı çıkarsa nefes alamaz. Adını adresine ver de bir ara uğrayayım. Sarı Fikret benim adım. Eski Tepe Kahvesi'ndeyim. Sorarsan gösterirler. Hadi yavrum hadi. Bak senin kız geliyor. Hadi yürü. Fikret, bir şey mi oldu? Yok ya, lafladık. Allah tamamını erdirsin. Hoş sohbetmiş senin bu nişanlın, Frides. Frides, yürü hadi. Kapat bari. Selam. Arnavut Rıza. Ne oluyor ya? Mektup mu getirdin ha oğlum? Kıpırdama, kıpırdama. Hoş geldin Paydar. Adayıf var dediler. He, kaymaklı. Olma mı? Gir içeri Rıza. Hasan Bey seninle görüşecek. Nasıl ya? Yok işte Rıza. Günlerdir eve bakıyorum. Ev fukara, ev dilsiz. Senin Hasan Bey İstanbul'a gitmiş. Abi, sandığın gibi değil. İçeri atarım dedi. Tehdit etti. Çaresizim abi. Benim etim ne, budum ne. Silkeledi, döküldüm. Hı. Gel anlat oğlum. Bak aslan postu var üstünde. Gerçi içinden eşek çıktı ama insan postuna itibar eder. Abi, ne olur affet beni. İnsan arkadaşının kusurunu affeder. Ahbabın kusuruna bakan ahbapsız kalır. Arkadaşın büyük bir kusur işlemiştir, döner gidersin. Ha, yüzüne bakmazsın ama arkadaşın işte sonuçta. Canını almazsın. Ölümlü bölümlü konuşmazsın. Bak, şu hayatta en büyük ızdırabı bana bir arkadaşım yaşattı. Arada kaldım. Onun adına utandım. Onun adına üzüldüm. Onun için unuttum. Ama sen kimsin bir adam? He? Sen benim akranım mısın, ahbabım mısın? Bulsan iki kaşık suda boğarsın. Ha, çıkarın çıkarıma denk düştü de geldin elimi öptün. Elimi öptün diye, af diledin diye ben seni niye affedeyim? He? Sana bakıyorum, karşımda Hasan Yüce'yi görüyorum. Sen ne görüyorsun kabadayı? Faydasız. Lüzumsuz bir adam görüyorum aga. Ne göreceğim? Abi, yapmayın abi. Sen ne görüyorsun Paydar? Kaltaban, dambazcı. Hiç hoş ithamlar değil bunlar. Sen ne diyorsun Çapa? Ben ölü bir adam görüyorum abi. Ben de göreyim Çapa. Emrin olur abi. Yakışıklı olsun.
Ölümden öte köy yok Rıza. Uğurlar ola. Abi. Abi bir şey diyeceğim müsaadenle. Söyle oğlum ne söyleyeceksen. Zaten cinlerim tepemde. Abi bu adamı evde bırakmayalım. Niye ki çapa? Gelsin görsün çomarını Hasan Yüce. Kırmızı ise kırmızı işte. Abi bu Hasan Yüce dedi abiyi kaldırdı. Kendisi ortada yok. Polisle yaptı o işi. Korktuğumdan değil vallahi abi. Oğlum ben bu eve tespihimi bıraktım. Abi ben o tespihi de aldım. Ne? Ne yaptın? Ulan sen hangi akla hizmet tespihi alıyorsun? Ha? Senin ne kadar aklın var da bana akıl veriyorsun? Dur şunu. Ama haklısın. Haklısın çapa. Bu herif kara çukur. Işığın altında göstere göstere baş edilmez bununla. Abi evi temizleyelim sonra biz gelir gömeriz. Hayır. Çapa yapacak her şeyi. Sen karışmayacaksın. Başında dikeceksin sadece. Elini sürme. Yürü. Demek dolandırılıyor. Vallahi Vedat abi söyledi. Hadi yine iyisin. Ya yok oğlum ya. Bulunur inşallah. İnşallah. Ya bırak şimdi, hoşuna gitmiştir. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ne olursa olsun bu mahalle. Eski tepe, eski tepe. Gördün Azi Galat'ın örekesini. Ya oğlum deme öyle ya. Ya bırak hele. Amma yedim ha. Selamünaleyküm, günaydın. Ne haber abi? İyidir, senden ne haber? Sor abi. Ender oğlum. Bizim komşuyu ev satıyoruz diye dolandırmışlar. Çok ayıp ya, çok ayıp. Apartman dairesi miymiş? Ayıp dedi ya. Evet. Apartman dairesi herhalde. Abi, böyle bir çete var. Yakalar mısın sen? Polis yakalar abi. Adama bak ya. Dayaklık. Sen bulabilir misin bunları, onu söyle. Ha. Ankara'da olduktan sonra buluruz abi. Yeter ki burada olsunlar yani. Müsaaden var mı Cevher? Ne demek İshak abi? Buyurun, hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim abi. Hoş bulduk. Hayırlı olsun, Fuat'ın yerine seni mi getirdiler? Yok İshak abi. Bakıyorum da geçici bu. Genel müdür değişecek diye yeni birini atamadılar. İyi. Hayırlısı olsun. Biz akşam geldik, sizi bulamadık. Hani bir yüz yüze konuşalım istedik Cevher. Mevzuyu biliyorsun. Biliyorum. Müspet menfi bir şey var mı? Kayseri'ye Konya telefonla bildirdik. Bakınıyorlar. Böyleleri parayı görünce bara pavyona da dönür. Yakında çıkar kokusu. Ya çıkmazsa? Ne diyeyim? Paraya söz veremem ama adamı muhakkak yakalarız. Peki o zaman biz müsaade isteyip kalkalım Fehmi ha? Sağ olasın Cevher. Hayırlı vazifeler olun. İyi günler İshak abi. Gel Fehmi. Buluruz diyor ya. El atına binersen mutlaka köy ortasında yolda kalırsın. O para gitti. Gitti abi. Şimdi Türk'ü çağıra çağıra arayacaklar. Gitti. Öyle gözüküyor. Peki Fehmi, adamları görsen tanır mısın? Tanırım da abi, neye yarar? Eli yüzü belirsiz adamlar. İnsan önce konduramıyor. Ama kandırdılar işte. Dur bakalım. Allah'tan hayırlısı. Abi, anam babam ölsün, benim paradan haberim yok. Lan oğlum, Üsküdar'da hava nasıl diye sormuyorum sana. Paran var mı para? Mezara girsen mezardan alırlar lan seni. Ölsen kurtulamazsın. Yedi ceddin öder lan bunu. Abi şuna baksana be. O ne ya? Abi para yakmışlar sobada. Abi ben yakmadım. Nasıl ya? Tavla oynuyormuş, biri eve girmiş, parayı almış sobaya atmış öyle mi? Para... Cet lan! Para yakılır mı abi? Lan seni vursaymış ya. Abi kapında kulun köpeğin olayım, yalanın varsa. Senin ben... Abi ne yaptın? Silah sesini duyacak mıydın? Lan! Al götür lan şunu hastaneye.
Yok biri eve girmiş, parayı almış sobaya atmış. Öyle mi? Kim inanır lan buna? Kim lan bu? Kavalı! Hakim! Ne oluyor lan sabah sabah? Hadi kalk lan, hadi kalk. Kalk gidiyoruz, kalk kalk kalk. Oğlum rüyanda mı gördün beni? Kara teke mi kovaladın? Hadi kalk oğlum ya, Fikret'in yanına gidiyoruz. Sarı Fikret'in. Hayatta olmaz oğlum, bitiyor iş. Tamam hadi gel, başka yere gidiyoruz. Hadi kalk, giyin, gidiyoruz. Oğlum nereye gideceğiz bu karda kıyamette ya? Ya hiç mi kar görmedik be? Ankara çocuğuyuz, hadi oğlum hadi, hadi. Hadi giyin, hadi, hadi. Ya, hadi gel tamam. La oğlum. Ne oldu ya? Kirliyim lan ben. Mehmet amca oğlun kirli. Ama ben de kirliyim. Dahası yaptığımız iş de kirli. Yok be baba. Sen bakma bu arkadaşa. Ben neyi doğru biliyorsam onu yaptım. Senin bu oğlun arkadaşlarıyla kavga ediyor. Nedir ettiğimiz? Odur çektiğimiz Ömer. Ha. Bunu söyledin kurtuldun değil mi? Bak ya. Oh. Şu dünyada yapayalnızım ben baba. Abim aldı anamı evine götürdü. Abim, şu yakışıklı, İshak abi, şu bu. Sağımdan solumdan çekiştiriyorlar. Hani benim aklım kıt ya, elim titriyor ya. Dert çekiyorlar. Yoksa sen hep doğruyu yapıyorsun değil mi? Oğlum, adam iş dökmeye gelirse illa dökecek bir şey bulur. Hem sen gün aşırı işini döküyorsun, kendini harap ediyorsun da ne oluyor? Sen döksen, sen de harap olacaksın yani ha? Ne o? Dökülmekten mi korkuyorsun? Ya. Oğlum ben neysem oyum. Neysem öyle kalacağım. Keşke dediğin gibi kalabilsek. Hadi kalk. Et duvarını onu zaten. Ben sonra gelir konuşurum Mehmet Kabadayı'yla. Akif'le Fikret konuşmuyorlarmış öyle mi? He. Öyle galiba. Kim biliyor peki niye küstüklerini? Sen biliyor musun? Biliyorum dayı. Sen biliyorsan Ömer'in duymaması daha iyi olur. Değil mi oğlum? Ben karışmam dayı. Mahiyetini bilmediğim şey. Sır tutarım, laf çıkarmam. Gerisine de karışmam. Ya karışman icap ederse? Senden isterler bunu dayı. Benden istemezler. İyi tamam. Sen karışma. Tamam. Ama bak Haydar. Yine de gözünü bunlardan ayırma oğlum, tamam mı? İyi dayı, tamam. Sen öyle diyorsan. Hadi, hadi bakayım oğlum. Kolay gelsin. Hadi uğurlar olsun. Demek Rıza parayı tedariki burayı istifliyor ha? Kaç para var burada? Ulan banka var be. Çalarlar bunu. Rıza niye güveniyor ki sana? Abi olur mu? Biz kapısında köpeğiz Rıza abinin. Evde kim var? Kimse yok. Akbulut abi kimse bilmiyor içeride ne olduğunu. Bilmesin tabii oğlum. Çiğ süt emmiş adam çok, milletin gözü döner. Rıza'nın başı dertteyse para lazım olur. Aç bakayım şu kapıyı. Thank you.
Şans, kader, kısmet. Talihin döndü oğlum. Ver bakalım şu anahtarları. Rıza'm kurtulsun da. Para ne ki abi? Tabii tabii. Önce Rıza'nın bir borçlarını ödeyelim de elimiz hafiflesin. Kime abi? Kim olacak oğlum? Hasan Yüce'ye. Köpeğin gönlü köpekli olur. Yükle şuradan 4 çuval arabaya. Gidiyorum payda. Ya. Başa gelen çekilir. Yaran olsun, derin olsun. Yolun olsun, uzun olsun der dayım. Böyle bakarsan çekilir. Yoksa çekilecek şey değil hayat. Sen yaralı mısın payda? Sen gidince yaramı hatırlarım. Yaranı mı deştin? Hançerli kadınlardansın. Bana pantolonlu kadın diyorlar Paydar. Niye hançerli olayım ki? Erkekleri korkutuyorsun. Hançerli olmasan erkekler böyle korkup kuytulara kaçmaz. Hadi bu gece güzel geçsin mi? Geçsin. Surat sever misin? Severim. Hadi. Vallahi Hasan Bey'im, şu Ankara'da ilk kez işim bozulmadı. Tersi düzü denk geldi. Zarar ziyan aldı götürdü. Aferin, hep böyle olsun. Arnavut Rıza'dan haber var mı? Fakir Şükrü bunun defterini dürmüş. Yani öyle anlatıyorlar. Ne anlatıyor? Ya öyle bir şey yapmış ki, size haber vermeye geliyormuş. Bir daha gören olmamış. Allah Allah. Ben İstanbul'dayken nereye geliyormuş ki bu adam? Bana bak. Ben burada yokken sen buralara göz kulak oluyorsun değil mi? Oluyorum tabii beyefendi. Bu adamlar evde böcekler gibi fırfır dönüyor olmasın? Olmaz öyle şey. Neyse. Paraları yarın bankaya yatır. Arkası var değil mi bunun? Var Hasan Bey'im. Var. Güzel. Saat yanlış. Oho, kaç zamandır böyle benim? Saatleri ayarlamak lazım iblis. Lazım amirim. Ayarlarız. Çarklar dönmeli. Dönmeli amirim. O zaman atla arabaya, çarklar dönsün, akrep yelkovanı kovalasın, hikayemiz başlasın. Sağ ol, sağ ol. Ne olacak oğlum işte, bildiğin Ankara. Ya iyiyim, iyiyim. İyiyim. Ben iş güç konuşmuştuk ya.
Bir değişiklik yok işte. Ha. Adama bak ya. Oğlum yazdın mı mektupta? Ev lazım, iş lazım. Ha? Alo? Alo? Gelir, gelir. Bekle. Alo? Ha? Bekle oğlum, bekle. Gelir. Ha. Tamam. Bugün yarın işte. Ha, öyle mi diyorsun? Gelirim tabii. Yani gelip konuşmak lazımsa yapacak bir şey yok. Tamam. Olmadı yarın öbür gün bir otobüs atlar gelirim belki. Tamam, gelirsem ararım canım. Hadi anayı babaya selam. Hadi sağ ol. Hadi hayırlı günler. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne kadar abi? Bana bak. Bana bir yerden kelle bulun. Canım çekti. İyi pişmiş olsun, küfrettirmeyin. Fırla! Amirim, siz hafta başında gelirsiniz diye. Bu odanın hali ne? Bu odanın hali ne? Adı ne senin? Cevher amirim. Cevher, topla bunları. Dosyalardan nefret ederim. Kağıttan nefret ederim. İblis, çayın kötü. Çok kötü. Sallanma! Görmen lazım tipini ya. Lan Cevriye nereye gidiyor? Koştur koştur. Koşan koşsun abi. Koşan. Koşarsa sevdiğine varırmış. Ne diyorsun Fikret ya? Şimdi bu Akbulut Firdevs'i tanıyor öyle mi? Ha? Aynen öyle abicim, aynen öyle. Ya içim içime sığmıyor. Ya kız milletine güven olmaz. Hadi içeri geçelim. Nereden çıktı bu ya? Sevdiye. Gitti o gemi. Ne yapsam boş. Ne yapsak boş. Thank you.
Ne oldu şimdi buna? Ay dert evi olduk resmen. Allah sonumuzu hayır etsin. Bunun babası ruh, kendisi barut gibi. Ben bir bakayım abla şuna. Aa, Cevriye, iş mi şimdi yaptın? Ne oldu yine? Geberesice gönül mü diyeceğiz? Sebep olan sebepsiz kalsın mı diyeceğiz? Konuşsana kızım. Yenge, bildiğin gibi değil. Ben bebeyken babamın bir arkadaşı vardı. Arada içerlerdi bunlar. Adam ne zaman bardağı ağzına götürse ölmüş babasıyla konuşurdu. Babacığım, biliyorum kızıyorsun da gel sen beni rezil etme derdi. Ay o öyle dedikçe ben de böyle kıkır kıkır gülerdim. Anladığımdan değil ha. Sonra fark ettim ki adam kendine söylüyor asıl. Çok içmeyeyim de ele güne rezil olmayayım diye. Halbuki madem rezil olmaktan korkuyorsun, hiç içme. Çok mu sarhoş olurdu bu adam? Bilmem. Demek olurmuş. Olmasa korkmazdı. Korkmasa konuşmazdı. Cevriye, sarhoş olmuşsan olmuşsundur. İçersen sarhoş olursun, içmezsen olmazsın. Sarhoş mu oldun sen? Oldum de, kıvranıp durma. Yok, olmadım yenge, olmadım. E ne bu haller yeller kızım böyle? Ya yok yenge. Aman iyi tamam. Bak ben buradayım. Artık ablana mektup mu yazarsın, bana mı anlatırsın, arkadaşına mı anlatırsın bilemem. Tırmalama artık duvarları yeter. Kız nereye? Cevriye nereye gidiyorsun? Yeter! Yeter! Gelmeyin artık üstüme! Ne oluyor? Ne oluyor diyorum? Prenses, ne oldu? Köleler üzdüler mi seni? Ha? Azledeyim mi şunları? Burunlarını toprağa süreyim mi? Ha? Ya da kilere kapatalım ha? Cevriye, ne oluyor? Annene, yengene ne hakla bağırıyorsun sen? Ne var baba? Bir tek sen mi haklısın? Bir tek sen mi sesini yükseltirsin bu evde? Ha şunu bileydin. Bir tek ben sesimi yükseltirim bu evde. Getir onu! Yemek pişmiyor mu bu evde? Pişiyorsa yiyelim. Bakmayın öyle yüzüme. Cevher, bu ne? Kuzu amirim. Aslan bu. Daha doğrusu aslandı. Aslanlar gibi kükrerdi. Astığım astık, kestiğim kestik bir kabadayıydı. Ama ben onu kuzuya çevirdim. Olmuş mu, olmamış mı? İşte bütün mesele bu. Amirim. Bir vakittir bu kabadayılar kendi aralarında itişiyorlar. Demek birbirlerine kırdırıyorsun. Güzel. Peki bu kabadayıların ağababası kim? Ağababası. Fakir Şükrü diyorlar amirim. Eski Tepeli Şükrü Koçak. Aa, Eski Tepe'yi bildim. Hani şu meydandaki saati bozuk olan yer. Yoksul mahallesidir amirim. Fakir Şükrü demedim mi Cevher? Yoksul olacak tabii. Sen nerelisin? Antalya Korkuteli amirim. Sıcak memlekettir. Bak şu haritada Yozgat'ı göster bana. Vakfı Kemir'i göster. Arama, arama, göster. Şemdinli'yi göster. Mah buldum, buldum. Bana bak Cevher. Ben o haritada her yere gittim. Her şehre, her kasabaya. Ben gittim mi? Hı, iblis. Ankara güzel mi? Güzel amir. Güzel. Ama şimdi güzel olacak. Çünkü Ankara'ya sakallı İsrafil geldi. Kolay mı ha? Kolay mı? İyi ki geldiniz amirim. Yalaka, iyi ki geldiniz amirim. Tuz nerede lan? Tuz getir!
Emredersiniz amirim. Feride'ye gidiyorum anne, hemen dönelim. Ama kızım. Anne. Cevriye seninle konuşmak istiyormuş, evde bekliyor. Tamam, sen git, ben gelirim. Ya ne konuşacak ki? Sana söylemedi mi? Sana ne Feride? İyi akşamlar abim. Uğurlar olsun. Hoş geldin Çapa. Hoş bulduk. Yok mu Fiko? Fiko? Fiko bakma buraya. Kabadayı işletecek burayı. Nasıl ya? Bizim niye haberimiz yok bundan? Laf mı oğlum şimdi bu? Oğlum hani burayı Fikret şey edecekti? Kabadayı'yla küs bunlar. Niye ki? Hayali yüzünden. Nasıl? Feride, sen biraz dışarıda bekle. Cevriye'nin bana diyecekleri varmış. Peki. Fikret, bildiğin gibi değil. Ben ne biliyorum ki? Değil işte. Ne diyeceksen de Cevriye. Yok beni kandırmaya geldiysen sana inanacak, güvenecek değilim. Fikret, acı bize. Gözünü seveyim acı. Sana acımam. Akif'i affetmem. Ömer'e de tek laf etmem. Ha bu doğru mu? Vicdanıma sorarsan değil. Ömer hayalinde her şeyi bilmesi lazım. Ama benden duymayacak bunları. Nasılsa duyar. Nasılsa anlar. Yoksun artık Cevriye. Şimdi evimdesin. Bundan sonra evime de kapıma da gelme. Hadi uğurlar ola. Cevriye, gidiyor musun? Dur bir konuşalım. Öyle konuşulacak bir şey değil Feride. Selamun aleyküm abi. Aleykümselam abi. Abi bir şey mi oldu? Durgunsun biraz. Hı? Ay, yok oğlum yok. Nereden? Ha. Ne oldu bu tezgahı açtılar mı? Açmışlar abi. Kabadayı açmış. Abi bir de bir mesele var. Ne olmuş? Abi bu kabadayıyla Fikret'in arası açıkmış. Gel otur anlat bakayım. Anlaşıldı oğlum. Hep aynı mesele. Nasıl abi? Görgülü kuşlar gördüğümü işler. Bu bebelerin başında kim duruyor? İshak. İshak kendi ne biliyor ki bunlara öğretsin? Abi bu İshak yorgancı olan mı? Burası eski tepe. Vay, Mecnun gelmiş. Hayırdır, yol mu tarif edeceksin? Sen hayırlı bir iş yapmazsın. Bir iş çeviriyorsun burada. Kız peşindeyim ya.
halden anlarsın. Sarı kızın aşkından ölüyorum. Güzel mi? Güzel. Yemin ediyorum yakarım. Seni, evini, arabanı, her şeyini yakarım lan. Kundakçılığın cezası büyük ama. Ben anlamam. Parada yakar mısın? Ha şunu bileydin. Gömleğini de, cüzdanını da yakarım. Bu mahalleden, sarı kızlardan uzak duracaksın. Yanlış kapı çaldın birader. Ekmekle suyla benim derdim. Boşu hal evleniyorsun. Boşu dolusu yok. Burası Eski Tepe. Burada işin yok senin. İyi. Biz de gidiyorduk zaten. Bunları benim için bozdurur musun? Ne için yenge bunlar? Lazım olur. Buranın kirası yok. Para lazımsa ben bulurum yani. Yok Çapa, sen bozdur bunları. Benim gücüm parama yeter. Sen bilirsin yenge. Yarın öbür gün hallederim. Haydar. Adam. Ne oldu oğlum, aşık mısın? Her sesi çıkmayan aşık mı oluyor dayı? Ne bileyim oğlum. Yaşım belli, halim belli. Gıkın çıkmıyor. Dalıp dalıp gidiyorsun. Bilmem. Onu pervanelere sormak lazım. Niye ikide bir avucuna bakıp duruyorsun? Daha önce de gördüm. İnsanın kaderi elinde yazılırmış dayı. Ona bakıyorum. İnanır mısın öyle şeylere? Yok, inanmam. Ama bakıyorum işte. İyi. Korkuyorsan yapmayacaksın Akif. Öyle yavukluğunu kapıma göndererek bu işten kurtulamazsın. Ne diyorsun oğlum sen? Mezar değil bu. Vicdan örtülmez ki. Ömrün boyunca sızım sızım sızlayacak. Bana bak Fikret. Ben buradayım işte. Ha? Ne senden korkuyorsun? Ne de diyeceklerinden. Ayağıma, kapıma adam yollama o zaman. Ne adamı lan? Neyin gazı bu? Şurada iki tane bebeğe posta koydum diye. Neyin havasını yapıyorsun lan sen bana? Bu hava kardeşlik havası Akif. Adam satmama, arkadaşının yavuklusuna göz koymama havası. Belinde silah var Fikret. Bana laga luga yapma. Karanfilin sıkıyorsa çek o silahı, patlat kafama. Yapacağım. Onu da yapacağım. İki parmak kaldı ona, iki parmak. Öyle mi? Al o zaman. O da kalmasın. Akif, bana mı sıkacaksın ha? Sıkarım oğlum. Sıkarım oğlum. Hadi sıksana. Ulan ya, kendine. Ya ben hep mukavemet olacağım oğlum. Geç içeri, geç.
Az evvel vukuat çıkmış. Niye çıktı? Hoş geldin abi. Hoş bulduk oğlum. Paydar, sen biraz dışarı çık oğlum. İshak utandığı görülsün istemiyor Paydar. Tabii sen çık da o namuslu, o hak bilir, o nasihat eden adam rahat etsin. Otur oğlum. Şükrü Efendi bize ders vermeye gelmiş. Otur da dinle. O vukuat niye çıktı? Hı? Sen millete hayatta her şey olur dediğin için. Sen o çocuklara hayatta her şey olmaz. Utanılacak, pişman olunacak, acılar çekilecek şeyler var diye söyleseydin bunlar olmazdı. Sen mi öğreteceksin bana bunları? Ha? Elinde silahla adam korkutan, harac alan, mekan basan, karanlıkta yaşayan. Sen mi anlatacaksın bana Allah'tan korkmayı? Anlatırım, merak etme. Siyahı, beyazı, günahı, sevabı anlatırım. Merak etme. Dürüst olun derim. Ben senin gibi kendime evliyalık biçmiyorum İshak Efendi. Ben kötüyüm. Onun hesabını veririm. Ama senin kadar kötü değilim. Kimin ne olduğunu sadece Allah bilir. Yoo. Bu meselenin hesabı bu dünyada da verilir. Haydar. Bak. Bu İshak arkadaşımızın, ölüm döşeğindeki arkadaşımızın karısıyla birlikte oldu. Sevmiş. Meh. Güzel laf. Ama herkes sevilmez. Buna itirazım var. Ama diyelim ki, hani velev ki sevmiş. Bu onun da arkasında duramadı. Utandı. Yerin dibine geçti. Ha? Güzel Muazzez. Dul kaldı. Yetmedi. İshak kayboldu. Kadın iyice yalnız kaldı. Gitti. Göç etti Ankara'dan Paydar. Ama nasıl gitti biliyor musun? Hı? Karnında çocukla! Nerede Muazzez? Söyle bakalım İshak. Susma! Öldü İshak! Biliyor muydun? Bilmiyordun. Hayır. İshak nerede? İshak utanıyor. İshak Allah'tan af diliyor. Nerede Muazzez? He? Ve utanmaz. Ve arlanmaz adam. Çocuğun nerede senin? Bilmiyordum Şükrü. Bilmiyordum. Utan İshak. Utan. Kendinden. Etrafından. Benden. Ama insan hiç mi sormaz? Hiç mi merak etmez? Nerede bu kadın? Nerede arkamda yıkıp bıraktıklarım? He? Ağlama! Ağlama be adam! Hoca. Bu çocuk kim biliyor musun İshak? Bu çocuk Muazzez'in oğlu. O ölüm döşeğinde yanına gitti. Ölünce de yanıma aldığım çocuk. Çocuk senin İshak.